değerli dostlar, güzel insanlar. Gününüz hayırlara vesile olsun. Nasılsınız, iyisiniz inşallah. Umarım ki iyisinizdir arkadaşlar. Arkadaşlar, bazı arkadaşlar yorum yazmış. İlla senin kümesini görmek istiyoruz. İşte kendi kuşlarını göster falan. Ben de bugün kendi kuşlarımı size göstermek istiyorum arkadaşlar. Bakalım beğenebilecek misiniz? Havada bir tane kuşumuz var arkadaşlar. Onu birazdan size göstereceğim. Yeni teke kaldırıyorum bu kuşu arkadaşlar. Benim orijinal damarlardan. Bakalım ne edecek arkadaşlar. İnşallah umduğumuz gibi çıkacaktır. İki tane de yere attık. Kuş burada. Şimdi ilk kez teke attım arkadaşlar bu kuşu. Kuşumuz geliyor, evet. Yeni yeni kafa yapıyor. Yavru. Benim orijinal damarlardan arkadaşlar. Bu kuşlar üstüne koyar, indirmez. Yani kustukça daha güzelleşir bu kuşlar. Bu damarlardan ben aşağı yukarı kimseye vermedim. Yani şimdi bazı arkadaşlar da der ki, cimri misin, niye vermiyorsun diye. Öyle bir şey yok arkadaşlar. Biz hediye veriyoruz, satmıyoruz. Biliyorsunuz yani ben her zaman hediye veriyorum. Fakat hediyenin de kıymeti olmuyor arkadaşlar. Parayla verseniz adamlar yatak odalarında besler. Yani bunu kendi nefsim için söylüyorum arkadaşlar. Ben olsam ben de öyle yaparım. Ama hediye oldu mu maalesef kıymeti fazla olmuyor. Ben de onun için hediye, yani bende birçok damar olduğu için başkalarını veriyorum. Bunları vermiyorum. Çünkü yazıktır. Bunların üretimi de çok kolay değil arkadaşlar. Birazdan bir bakalım. Bizim kuşumuz biraz bir şeyler yapıyor mu? Çünkü ben de bunlar da benim orijinal, biri S500 arkadaşlar. Şu beyaz. Diğeri de bakalım hangisiydi bu? Evet, kuşumuz güzel kafa yapıyor arkadaşlar. Bakın görüyorsunuz. Diğer kuşumuz da hangisiydi? Evet, mermi 46 arkadaşlar. Bu da mermi 46. Harika bir kuş olacak. Yavru daha. İnşallah daha iyileri sizlerde olur. Bu da S500 arkadaşlar. Böyle attı bu sefer. Şunu da belirteyim arkadaşlar. Atmaca'dan gerçekten bana hayır yok. İkide bir kuşlarımızı alıyor. Ne yapacağımı şaşırdım. Ben birazdan size o videoyu da göstereceğim. Yani şimdi benim şu kuş, şu kümeste, uçum kümesimi de inanın bakın arkadaşlar, yaralı. Gösterebilirim ama elimde şu an kamera var. Gösteremem. Birkaç tanesi yaralı. Kimisinin kuyruğu yok. Kimisinin bilmem neyi yok. Bunların hepsi Allah'ın izniyle uçuracağımız kuşlar. Hepsi daha yavru. Çoğu cisk. Yeni yeni ayırdım bunları. Atmacadan dolayı fazla kaldıramıyoruz arkadaşlar. Görüyorsunuz. Hangisini beğendiniz acaba? Yorumlarda bekliyorum arkadaşlar. Bu benim, bu dumanlı, benim uçurduğum beyazın öz kardeşi arkadaşlar. Mermi 46'larda. Yeni bir soy oluşturduk. Harika atımlı, harika geniş uçumlu. Bol tokatlı arkadaşlar. İnşallah onları da göstereceğim sizlere.
Hiç kimse merak etmesin arkadaşlar. Videolarımız devam edecek. Ben size söz verdiğim gibi çekilişlerimiz de olacak. Çekilişlerimiz de devam edecek. Yakında inşallah yeni bir çekilişimiz var. Ya bugün ya yarın. Video bekliyorum. Sevgili kardeşimden Ankara'dan. Video bekliyorum. Hangi damarı? Yani zaten çekilişi arkadaşlar bir de şunu söyleyeyim. Çekiliş için yaptığımız koyduğumuz güvercinler güzel. Derece yapmış kuşları biz çekilişe atıyoruz arkadaşlar. Fakat üzüldüğüm bir nokta var. Onu da buradan size belirteyim arkadaşlar. Maalesef çekiliş için abone olanlar bize çıkmadı diye çıkmışlar abonelikten. Gerçekten bu üzücü. Tabii bu çekilişler devam edecek arkadaşlar. Her ay bir tane çekilişimiz var. Yani şimdi abone olsanız veya şeyiniz dursa ne olur? Size bir zararı yok yani. Durmasa ne olur? Anlatabiliyor muyum? Yani neden böyle oldu ben anlam veremedim. Maalesef geçen yaptığımız çekilişte birçok arkadaş bize çıkmadı diye geri çıkmışlar. Canları sağ olsun arkadaşlar. Bu da benim kümesim. Orijinal kümesim arkadaşlar. Tabii orijinal kümeste birkaç değişiklik yaptım arkadaşlar. Mesela şu beyazın babası. Şu kuş arkadaşlar. Benim orijinal beyazın babası. Bunu beyazın kardeşine vurdum. Daha ayrı bir kan aldık. Daha güzel hareketler yapan, daha üstün oynayan bir kuş çıkardım arkadaşlar. İnşallah onu da size sergileyeceğim. Harika bir kuşlar çıkardık. Kardeş eşi de burada. Arkadaşlar dur bakayım. Şurada olacak. Evet. Eşi de bu arkadaşlar. Bu beyaz. Gördüğünüz şekilde. Size söylediğim gibi her şey daha da güzel olacak Allah'ın izniyle. Evet, şöyle yapalım. Yukarıda gördüğünüz kuşlar bunun damarı arkadaşlar. Kısa kaka dumanlı takalıdan. Şu kuş da miski tepeli arkadaşlar. Kuşumuz kuşta konma yok arkadaşlar. Şu an yapışma yok. Kafa yapıyor. 2'de 1 ama atmaca. Eğer ki buna biz uçurabilirsek bunu izleyeceğiz arkadaşlar. Kuşun atımı, dalımı, dalması her şey çok güzel. Uçması, geniş şey gezmesi her şey güzel arkadaşlar. Biraz da onu göstereyim size. İnşallah daha güzel videolar gelecek arkadaşlar. Bir bakalım bizim kuş gelecek mi? Evet geldi arkadaşlar. Bakalım. Ben en iyisi biraz videoyu pauze alayım. Bir de arkadaşlar videoların kısa olduğundan şikayetçi arkadaşlar. Tabii ben şahsım olarak uzun videoyu çekmeyi sevmiyorum. Yani benim düşüncem sizleri sıkmamak. Anlatabiliyor muyum? Yani şimdi normalde YouTube videoları 10 ile 15 dakika. En fazla 20 dakika olması gerekiyor. Ama ben size mesela normalde 10 ile 15 dakika arası çekiyorum. Ama bundan sonra inşallah 15 ile 20 dakika arası çekmeye devam edeceğiz arkadaşlar. Bir şeyler göstermeye çalışacağız. Umarım ki beğenirsiniz. Sizden ricam arkadaşlar. Yakında çekilişimiz var. Kanala abone olmanız ve abonelikten çıkmamanız. Yani size bir zararı yok. Biz de sizin için uğraşıyoruz. Biz de buna emek veriyoruz. Emeğimizin karşılığı olarak Allah rızası için bize bu sevinci yaşatın arkadaşlar.
Rabbim herkesin gönlüne göre versin. Evet, kuşumuz geliyor arkadaşlar. Bakalım. Bu kuş olur mu olmaz mı? Ben en iyisi kapıyı açayım. Kuşlar iki tane oldu mu? Şimdi gelmiyor fazla. Görüyorsunuz dolaşıyor. Bir seferini göstereyim size arkadaşlar. Şu anaç kapısı açıyorum. Orada iki tane yavrumuz var. Bakalım bizim anaçlar çıksın. Bizim kuş da bir baksın bakalım gelecek mi gelmeyecek mi. Geldiğinde zaten fazla bir şey yaptığını söyleyemem. Ben şöyle oturayım arkadaşlar. Hava çok güzel. Bugün salı arkadaşlar. Evet, kuşumuz geliyor arkadaşlar. Bakalım. Biraz havadan alıyor şu an. Ama uçma ihtiyacı var diye düşünüyorum arkadaşlar. Bunu daha güzel yapacağız. Daha güzel şeylerini göreceğiz. Allah izin verirse. Şu an arkadaşlar normal kamerayla çekmiyorum. Çok güzel bir telefonum var. Onun kamerasıyla çekiyorum. Umarım ki kamerada da bir sıkıntı, seste bir sıkıntı olmaz. Evet, kuşumuz geliyor arkadaşlar. Bakalım dolaşıyor daha. Evet, havada daha giriyor. 1-2-1-2. İşte dediğim gibi geçen bir tane 4 aydır uğraştığım bir tane S350 vardı arkadaşlar. 7-8 tokatla gidiyordu. Tokat dediysem taklayla gidiyordu. Gerçekten harika muhteşem bir kuş olacaktı. Fakat bana göre sesten biraz kısıktı. Ses fazla yoktu. Yani şimdi benim istediğim tokat sesinin ayrı gelmesi, kanat sesinin ayrı gelmesi. Ama bir kuşta tokat sesi varsa, kanat sesi yoksa, ara ses, ben yani o kuşta hata ararım. Onu da söyleyeyim. O kuşlarda beklemek lazım arkadaşlar. Tüyden sonra belki ses gelebilir. Zaten ses gelmese çıkar. Ben de öyle. Ben de kanatlarını çektim. Makası aldım. Kanatlarını attı kuş. Ondan sonra da uçurduk. Maşallah şey geldi yani. Ses de geldi. Fakat atmaca aldı. 2 gündür atmaca aldı. Gerçekten unutamadım. Çünkü 4-5 aydır ben o kuşa emek verdim arkadaşlar. Gerçekten çok üzücü. Evet, kuşumuz daha havada geliyor arkadaşlar. Ben bir şu kuşları çıkartayım, pauzaya alıyorum arkadaşlar. Evet, bir iki tane çıkardık arkadaşlar. Kuşumuz havada giriyor. Ama buraya da yapışma da yok kuşta. Kafayı güzel dikiyor maşallah. Ben şimdi oturacağım arkadaşlar, bir bakalım. Kuş ne edecek? Onu da göstereceğim size. Evet, geliyor arkadaşlar. Yok. Geliyor arkadaşlar. Bak. Maşallah var. Tabii yanında da bir kuş attık. O yani atmaca saldırırsa şansı biraz öbürünün olsun yani. Anlatabiliyor muyum? Atmaca tek kuşa da dalıyor. Yani şaşırabiliyor. O anda da ben ıslık çalıp bir şeyler yapıyorum. Tek kuş oldu mu göremiyorsun bile. Hiç şansı kalmıyor. Evet, geldi.
Yavru içeri girdi. Öbürü de yeni başlıyor arkadaşlar. O da havada. Atmaca kuyruğuna vurdu geçenlerde. O da orada. Ben şunları bir çıkartayım arkadaşlar. Böyle olmaz. Evet, kuşlar çıkardım arkadaşlar. Bizim kuş havada daha. Öbürü önemli değil benim için arkadaşlar. Şu atmaca zaten kuyruğuna vurdu bunu. Şu daha önemli. Niye önemli? Çünkü öbürünü ben atmaca vurduğu için istediğimi yapmıyor. Ama bu yeni arkadaşlar. Bunu görmek istiyorum. Tokatı çok güzel. Kalite var. Takla kalitesi. Şu da yeni arkadaşlar. Bakın. Evet, yerine de inecek bizim kuşlar. Böyle arkadaşlar. Tabii ben bugünlerde burayı fazla şey yapmadım. Biraz şimen kalkmış. Şunlar benim anaçlarım arkadaşlar. Bakabilirsiniz. Şu güzellikler. Allah herkesin gönlüne göre versin. Değerli dostlar, güzel insanlar. Evet, şu kuş arkadaşlar, bakın. Güzel. Dolaşması güzel. Takla kalitesi de var arkadaşlar. Evet, geliyor. Şu arkadaşlar, bakın. Bir şeyler yapmıyor ki. inişinde zaten inişi önemli arkadaşlar. Evet. Yapışmaması önemli. Havada kalması önemli. Yerine inmesi önemli arkadaşlar. Bunlar en yani can alıcı noktalar arkadaşlar. Eğer ki kuşunuz havada yani vizana gitse bile, buluta gitse bile eğer ki yerine konmayı bilmiyorsa, anlatabiliyor muyum? O bir şey değiştirmiyor yani. Bakın. Kuş gelip böyle iniyor. Taklayla da bak kafayı da kaldırıyor. Buna atmaca vurdu arkadaşlar. Kuyruğunda da görüyorsunuz. Şimdi bu indikten sonra bizim teke attığımız kuşun daha güzel şeylerini izleyebiliriz. İnmeye çalışıyor arkadaşlar. Başka yere inmez. Allah'ın izniyle. Geliyor. Şu indikten sonra diğer kuşun, teke attığımız kuşun daha güzel hareketlerini analiz edebiliriz. Evet. Atmacanın vurduğu kuş iniyor arkadaşlar. Bak, o da inemiyor. Kafayı kaldırıyor. 1-2-1-2 daha, o da yeni. Ama benim merak ettiğim kuş bu. Görüyorsunuz. Çünkü bol tokat, uzun atlama, pike, her şey var kuşta şu an. İnşallah sonu da güzel olur. Bakın arkadaşlar. Biraz antrenmana ihtiyacı var. Onu da yapacağız inşallah. Eğer Rabbim izin verirse. Atmaca dokunmasa buna. Atmaca gerçekten sıkıntı arkadaşlar. Evet. Kuşumuz geliyor. Bakın arkadaşlar. Tokatları görüyorsunuz. Böyle vuruyor. Daha yavru. Benim orijinal damarlardan kısa kaka dumanlı takalıdan arkadaşlar. Onlardan bu sene göreceğiz. İzleteceğim sizlere. Allah'ın izniyle.
Arkadaşlar bir de şunu belirtmek istiyorum. Teke attığınız kuş, kuşun yerine inmesi kadar, yani ilk yerine inmesi çok önemli. Çünkü eğer ki kuş teke uçuyorsa, buraya da sık sık gelip böyle inmeyi beceremiyorsa ve yorulmuşsa, o kuş ağaca gitse ondan bir daha verim alamazsınız. Yani verdiğiniz emeğin hepsi gider arkadaşlar. Ya da çatıya konsa aynı şekilde arkadaşlar. Yani teke attığınız sıktaki kuşu, kuş inemiyorsa onu illa ne yapıp edin, buraya indirin. İlk indirmeyi, yani hani kuşu yıkmak gerekiyor derler ya, buraya nasıl yıkacağız diye. Bu çok önemli arkadaşlar. Eğer ki dediğim şekilde siz ilk teke uçuşunda, yani kuş artık yapışamıyor, işte gelip kafayı kaldırıyor, artık şey yapamıyor, bunun gibi, bakın arkadaşlar, üstteki bunun gibi, ne yapıyorsanız yapın, şuraya indirmeye bakın, yani hedefe. Eğer şu an bu kuş şu ağaca gitse bitmiştir benim için. Çünkü yarın bir gün ben uçursam, dört dörtlük sefer yapsa bile, oraya alıştığı için, canı oraya, ayağa değdiği için arkadaşlar, sıkıştığında, yorulduğunda oraya atacak. Yani artık verim alamazsınız arkadaşlar. Bunu sizlere söyleyeyim yani. Onun için yani şu an benim yaptığım, bu kadar kuş altında bırakmak veya yanında bir kuş uçurmak, bu çok önemli. Niye? Çünkü buraya konan birisiyle inmesi gerekiyor. Anlatabiliyor muyum? Yani önce görüyor onu. Şimdi beraber uçtular ya. Görüyor onun nereye konduğunu. Evet, bu da şeylerden arkadaşlar. Bakın geldi kuşumuz. Evet, yerine de indi. Elhamdülillah. Evet, şu da öbürü arkadaşlar. Evet. Evet arkadaşlar, değerli dostlar, güzel insanlar. Belki diyeceksiniz kuş istenileni yapmadı. Daha yeni. Ama önemli olan bazı paylaşımlardır. Ben size bilgi vermek için bu videoyu yaptım. Bazı arkadaşlar illa kendi videolarını çek, kendi sohbetini yap, kendi bilgi amaçlı bir şeyler sun. Ben onun için yaptım. Buradan da onlara selam olsun arkadaşlar. Şevki Baba'ya, diğer güzel insanlara inşallah selam olsun. Bu video özel olarak sizler için yapıldı arkadaşlar. Umarım ki beğenmişsinizdir. Daha çok videolar gelecek inşallah. Hem benim kendi kümesimden olsun, hem de Ankara'daki usta kuşçuların olsun. Sizden ricam var arkadaşlar. Kanala abone olun, abone yaptırın. Büyüyelim, beraber Kral Kuş TV ailesi olalım. Sizden ricam bu. Allah rızası için. Bugünlerde, bu hafta çekiliş yapacağız. Çok güzel, değerli, nam isim yapmış bir çift kuşumuz var. Onları koyacağız arkadaşlar. Videoyu bekliyorum inşallah. Video gelir gelmez yayın yapacağız. Size de şey yapacağım. Yani size de sunacağım. Sizden ricam, abone olduysanız arkadaşlar, abonelikten çıkmayın. Çünkü şu an size çıkmamış olabilir. Ama bir dahaki sefere inşallah çıkar. Gerekirse hediye de veriyoruz arkadaşlar. Allah yar ve yardımcınız olsun. Sloganımız arkadaşlar, laf arkam yok. Her şey daha da çok güzel olacak. Evet, Kral Kuşçu TV'den saygı ve sevgilerimi sunuyorum arkadaşlar. Hepinizin o güzel yüreğinden öpüyorum. Bunlar da benim matbaacılar arkadaşlar. Umarım ki onları da beğenirsiniz.